tarafı da zaten. Gir uzat. Evet Ersin, çok kısa. Evet. Kullanıldı, neler söylemek istersiniz? İşte yine bir hafta sonu aktivitesi gibi geldik, oyumuzu verdik. Bakacağız. Neler söyleyeceksiniz peki seçimle ilgili? Birazcık oy kutuları uzun. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Siyaseti bıraktım. Neden efendim apolitik olmayı tercih ettiniz? Apolitiklik demeyelim de artık eskisi kadar böyle ilgilenmiyorum diyebiliriz. Oyuncu ve sanat dünyasının çıkışında aslında tam tersi siyasete böyle katılmaya düşünüyor. Adaylar var mesela. Ya bilmem tabii, insanların kendi tercihi de. Ben artık biraz daha huzurlu bir tarafa geçmeyi hayal ediyorum hepimiz adına. Yoksa projelerden konuşsaydık, neler yapıyorsunuz, bayağıdır görüşemiyoruz. Şu an bir şey yapmıyorum. Şu an dinleniyorum zaten, yaz geliyor artık. Takip edebiliyor musun peki televizyon seyredin vesaire? Ediyorum. Bahar. Çok bahar yavaşta değil. Aslında bununla ilgili neler söyleyeceksin Demet Hanım'ın oyunculuğuna? Demet Hanım'ın oyunculuğuna zaten kimse bir şey söyleyemez. Kendisi çok başarılı, çok güzel, çok seviyorum. Çok da severek takip ediyorum. Bence Bahar. Bir de tabii arkadaşım oynuyor. Neydi? Siz söyleyin. Serman'la oynadı. Serman'ın oynadı. İnci taneleri. İnci taneleri. Epey inci tanelerinde daha sahneleri aslında çok konuşuldu. Hazar Hanım'ın Dilber sahnesi özellikle. Sahne kıyafetlerinin yok satılması da gündemden bir ara düşmedi. Takip edebildiniz mi bilmiyoruz ama bununla ilgili yorumunuz nedir? Yani önümüze tabii düşüyor da yani çok mühim konular değil yani. Bunlar normalde de olan şeyler. Bir şey olunca daha çok gözümüzün önüne çıkıyor. Hı hı. Pavyonlar vardır arkadaşlar. Evet. Ekstra dans kursları falan da açıldı hatta vardır. Ankara'da vesaire. Yani bir şey deyip insanlara böyle bir sınıflandırmak istemiyorum. Var bunlar zaten hayatımızda. Yani çok da yadırganacak bir durum yok. Kadına şiddetten daha kötü değil, merak etmeyin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Kendinize iyi bakın.